Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hiç daha önce çözmediğim, sadece şöyle yüzeysel bakıp Aa, bu deneme çözülebilecek bir deneme dediğim denemeyi birlikte çözeceğiz. Hem bu vesileyle öğretmenlerin de yanlış yapabildiğini görün istiyorum. Çünkü çözüm bitince birlikte kontrol edeceğiz cevapları. Hem bu sayede de sizlere eğer ki yanlış yaparsam umuyorum yanlış yapmayı eğer ki yanlış yaparsam birlikte yanlışları nasıl analiz edebiliriz'i göstermek istiyorum. Ayrıca tabii ki bir de öğretmen gözüyle bir soruyu okurken korkmadan nasıl kendini doğruya götürebiliyormuşsun bakalım birlikte bunları görelim. Bu seçtiğim deneme 3-4-5 onlu ayet denemelerinden altın oldu deneme arkadaşlar. Sayısal işleme bir tık daha az olduğu için bunu tercih ettim. Umarım sizler için yararlı bir içerik olur. Öyleyse hızlıca başlayalım. Şimdi koordinat düzlemi verilmiş. F1, F2 kuvvetlerinin uç noktalarının x, y koordinatları verilmiş. Tamamdır. Kayıyı gölde hareketsiz tutabilmek için o noktasından uygulanması gereken dördüncü kuvvetin x ve y koordinatları hangisidir dedi. Kayıyı hareketsiz tutmak istiyorsam biliyorum ki f netimin sıfır olması lazım. Dilersen bir e, ucucu ekleme metodu yapalım. İlk önce şuradan F1 ile başladım. Ucuna hemen f 3 ekledim arkadaşlar. 2 birim aşağıya indim. Sonra da yatayda 3 birim, düşeyde 1 bir birim. Gidiyorum yatayda 3 birim gittiğimde şuraya geliyor. Düşeyde de bir birim indimde tam bu nokta oluyor. Dolayısıyla şöyle geldim. Şimdi bakın bileşken aslında şu tarafa doğru bir birim geldi. Fakat benim hedefim bunu hareketsiz tutmak. Yani bunun tam tersi olan... Yatayda bir birim sağa doğru olması benim için artık bu vektörlerin toplamının tekrar sıfır etmesi demek. Peki bu nedir dersen? y'de hiçbir bileşenin yok y sıfır x'de de sadece bir birim ilerlediğin için artı bir deyip soruyu rahatlıkla bitirebilirsin. Geldim ikinci soruya. düşey kesiti şekildeki gibi olan bir platform verilmiş. K noktasından kendini serbest bırakan yani ilk hızı sıfırmış. M kütleli kaykaycı kesikli çizgileriyle gösterilen yörüngeyi izleyerek platformun S noktasında duruyor. Tamamdır. Platformun yalnız yatay bölümü sürtünmeli. Sürtünme kuvveti sabit. Boyutları önemsiz. Bu kaykaycının hareketiyle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi sadece burada sürtünme varsa diyorum ki aşağıya inene kadar ne yapacak? Potansiyel enerjisi azaldığı için kinetiği artacak ve şurada bir V maksa ulaşacak. Ondan sonra da burada var olan kinetik enerjisi sürtünmeden kaynaklı ısıya gidecek dedim. L noktasındaki kinetik enerjisi R noktasındakine eşittir demiş. Şimdi L ve R'ye bakalım sizlerle. Şimdi burada sizinle nasıl bir ilişki kurabiliriz tamam mı? Diyorum ki ben ilk olarak Buradan totalde 3 MGH'lık bir enerjim vardı. Sonra 2 MGH'lık bir enerjim potansiyel. Burada MGH'lık. Fakat bu eğik düzende mekanik enerjim korunacağı için demek ki diyorum kinetik enerjisi ne kadar olmak zorunda? MGH çünkü toplam ilk başta 3 MGH'lık enerjim vardı. Burada o zaman 2 MGH. Burada da hepsi aslında tüm kinetik enerjim şöyle diyelim kinetik enerjim ne noktasında? Hepsi 3 MGH'a ulaştı. Ve sevgili arkadaşlar dikkat edin. Var olan 3 MGH'ım sürtünme boyunca 3 birimde yenecek değil mi? Buralara X derseniz. Dolayısıyla buraya geldiğinizde artık bir potansiyel enerjinin olmadığı için var olan MGH'ın birini verdin. Bu noktada ne kadar enerjin kaldı? 2 MGH. Bu noktada bir MGH daha verdin. Ne kadar kaldı MGH? Bu noktada da nitekim durdun. Dolayısıyla R'deki kinetik enerjisini biz sizlerle ne diye bulduk arkadaşlar? MGH diye bulduk. R'deki R noktasında yine MGH'ı bulduk. Kabul ettim. P noktasındaki kinetik enerji demiş. P şurası 2 mgh kadar kinetik enerjim kaldı. M noktasındaki yere göre potansiyel enerjisinden büyüktür. M noktasında yere göre potansiyel enerjisi mgh'tı. Buradaki kinetik enerjim ne kadar? 2 mgh. Dolayısıyla evet buradaki kinetik enerji M'deki potansiyelden büyüktür dedim. Geldim K noktasındaki mekanik enerji S noktasındakine eşittir. K'daki mekanik enerjim ne kadar? 3 mgh. S'de ise herhangi bir enerjim kalmadı. Isıya dönüştürdüm. Dolayısıyla mekanik enerjim artık S noktasında sıfır. Ne kinetik kaldı ne potansiyel. O yüzden bunu kabul edemedim. 1 ve 2 doğrudur deyip soruyu bitirdim. Burada belki şöyle düşünebilirsiniz. Ya hocam var olan enerjimin hepsi ama ısıya gitti. Evet ama ısı bizim için mekanik enerjiyi ifade eden bir durum değil. Mekanik enerji bizim için kinetik enerji ve potansiyel enerji türlerinin toplamı demek. Dolayısıyla bunu kabul edemedim. Geldim 3. soruya. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda düşey Yukarı doğru bakın şimdi soruyu hayal ediyorum düşey yukarı doğru 20 metre bölü saniye sabit hızla yükselmekte olan bir gezi balonum var bu tarık balonun yerden 105 metre yükseklikteyken 105 metre yükseklikte iken taşı balona göre serbest bırakıyor ben buradan Tarık olarak bırakacağım fakat balona göre serbest bırakıyorum. Taşın yere çarpma hızının büyüklüğünü soruyor. Şimdi arkadaşlar ben yere göre hızla hiçbir işlem yapamıyordum. Balona göre ben serbest düşüyorsam taş olarak aslında sen şunu söylüyorsun. Yere yerden bakan biri balonun da hızını bunu da görecek. Aynı akıntı ve suya göre gibi durumlarını düşünün. O zaman taşım 20 metre bölü saniye ile bir yukarı çıkacak, haşmaksa ulaşacak, sonra hop aşağıya inecek. Nitekim ben bu sayede de taşın yere çarpma hızını bulabilirim. Geldim dedim ki aynı hizadan 20 metre bölü saniyeye geçecek. Burası ise 105 metre. Şimdi öğrenci burada ne yapması gerektiğini şaşırıyor. Haş eşittir 5 kareyi yapamıyorum. Çünkü bu noktada bir hızım var ve bu noktada da bir hızım var. Dilersen neler yapabilirsin? Hocam ben buranın 2 saniye olduğunu biliyorum. Ve buranın 20 metre olduğunu biliyorum. 2 saniyede 15'e 5 diye yol alacağım. Totalde 125 metrem var. Demek ki 5 saniyede düşecek. E 2 saniyesini burada aldı. O zaman 3 saniyede burada alacak. Dolayısıyla 3 saniyede 30 metre bölü saniye hız kazanacağı için benim yere vuruş hızım 50 metre bölü saniye olacak diyebilirsin. Bu birinci yol. İkinci yol ne yaparsın? Bir saniye sonra bir 5 fazlası kadar yol alıyordu. Sonra da ne diye gidiyordu? Onlar onlar artıyordu. Şimdi bir topla burayı. Bu ne etti? 80. Bir de bunu topladın 105. Aa, demek ki 3 saniye geçti. 3 saniyede V eşittir A çarpı T'den delta V diyelim. A çarpı T'den Hızımdaki değişimim 30 metre bölü saniye olmak zorunda. 20'nin üstüne 30 daha koyduğumda 50 metre bölü saniye ile bu taşın yere vuracağını çok rahatlıkla buldum. Geldim dördüncü soruya. Bir buz pistinde yan yana durmakta olan ve birbirine eliyle dokunan kalye patancılarının kütleleri sırasıyla 80'e 50'ymiş. K var 80 kilogram, L var 50 kilogram. Verilenler bunlar. Patenciler birbirine küçük bir kuvvetle ettiklerinde pist üzerinde harekete geçiyorlar. Şimdi bunlar birbirlerini itekleyeceklermiş. K patencisinin harekete başladığı andaki hızının büyüklüğü L patencisinden küçüktür. Şimdi ben diyorum elimde neler var? Kütle ve hız var. Dolayısıyla bir de kütle ve hızı görünce momentum. Yani ilk momentumu bunlar duruyordu değil mi? Durmakta olan ikiliydi. Momentumları sıfırdı. Şimdi birbirlerini iteklediler, bir momentum oluşturdular. Fakat toplam momentumun yine sisteme dışarıdan bir kuvvet etki etmediği için, bunlar sistemin içinden birbirlerini itekledikleri için son momentumun da yine sıfır olabilmesi için diyorum ki k bu tarafa gidecek. Mesela 5V ile gitsin. Bu ise 8V ile bu tarafa gitmek durumundaki çarpımlarının vektörel toplamları bana neyi versin? Sıfırı versin. Dolayısıyla K'nın hız büyüklüğünün L'den daha küçük olduğunu gördük. K patencisinin harekete başladığı andaki momentumunun büyüklüğü L patencisinin eşittir. Evet arkadaşlar çünkü ilk momentum sıfır. L patencisinin harekete başladığı andaki kinetik enerjisi K patencisinden büyüktür. Bakalım L'nin 1 bölü 2 5M diyorum. Karesini alıyorum 64. Bu L'nin kinetik enerjisi. K'nın kinetik enerjisine bakılıyor, bakıyorum. 1 bölü 2, 8M, 5'in karesinden 25. Şu 1 bölü 2'ler zaten ikisi için de aynı. M'ler de ikisi için aynı. 6 kere 5 buradan 300 civarı bir şey geliyor. Bakın ayrıntılı çarpmıyorum. 8 kere 25, 4 kere 50 burası 200 gibi ediyor. Dolayısıyla L'nin kinetik enerjisinden daha büyük olduğunu söyleyip 1, 2 ve 3 hepsi doğrudur deyip hallettim bu soruyu da. Geldim 5. soruya. Aynı maddeden yapılmış boyları ve kalınlıkları eşit olan türdeş ABC levhaları verilmiş. A levhası 1 katlı, B levhası 4 katlı, C ise 3 katlıdır. Şimdi bunlar normalde özdeşmiş fakat A'da bir tane varmış. Dolayısıyla ağırlığına G diyorum. Geliyorum B'ye bundan 4 tane üst üste koymuşsun o zaman ağırlığı 4G oldu diyorum. C ise ne kadarmış? 3 katlıymış 3G oldu diyorum. Levhanın ağırlık merkezi hangi nokta ya da noktalar arasındadır demiş. Şimdi arkadaşlar normalde Öğrenci böyle bir yerlerden kendi kafasına göre e, tork almaya çalışıyor. Ben diyorum ki eğer ki ben bu sistemi toplu bir şekilde öyle bir noktasının öyle bir noktadan asayım ki duvara dengede kalsın. Bu nokta hangi nokta olacak? Tabii ki de ağırlık merkezinin olduğu nokta olmalı değil mi? Dolayısıyla diyorum sanki yukarıya doğru hayali bir ip varmış gibi Düşünüyorum ve sistemin dengede olabilmesi için toplam torkun ve toplam kuvvetin sıfır olmasından yararlanarak diyorum ki toplam aşağıya ne kadar bakıyor? 8 g'ye bakıyor. O zaman ben hayali bu ipimle de 8 g'yi görmem lazım ki dengeyi sağlayayım. Bu ipi nereden astığımı mı bulursam bu sistemin ağırlık merkezini rahatlıkla bulabileceğim. Ve ne yapıyorum? En sola göre tork alıyorum. En soldaki kuvvete göre. İstersen buradan al, istersen buradan al. Ama sonuç eksili çıkınca kafan karışabilir. Ben o yüzden en soldaki noktayı tercih ediyorum ki onu öldürmüş olayım. Bunun mesafesini bilmiyorum. X diyorum arkadaşlar. Bu bu tarafa döndürecek. 4G'yi bu tarafa, 3G'yi bu tarafa döndürecek. Yani diğer iki levhanın toplam torku bu 8G'nin torkuna eşit olduğu anda dengeyi sağlamış olacağım. Öyleyse yazıyorum. 8G'nin uzaklığı x. Bunu bildiğim anda soru bitecek. 4G'nin buralara x dedim. 1 diyelim. D diyelim hatta. DD, DD olsun. 4G'nin uzaklığı 2D kadar. 3G'nin uzaklığı ise 4D kadar. Dolayısıyla burası 12 geldi, burası 8 geldi. 12 artı 8'den 20G'de 8g çarpı x. G'lerimi öldürdüm. X'imi buldum arkadaşlar. 20 bölü 8'de. Yani yaklaşık olarak 2 tam bilmem ne 3 katı değil. 3 katından küçük 2 katından büyük. O yüzden tork noktam da benim başlangıç noktam buraydı ya. 1D, 2D, 2D'den büyük olacağını söyledim. Demek ki LM arası o zaman. Evet. 2'den büyük olsun, 3'ten küçük olsun. LM arası dedik. Soruyu bitirdik. Geldik 6. soruya. Hangileri yapılabilir dedi. Fotoğraf makinesi çekim sırasında deklanşöre basıldığında flaşın içerisindeki sağaçta bulunan elektrik enerjisi bir anda boş olarak ortamın aydınlanmasını sağlar. Daha sonra makineye takılı piller sadece tekrar doldurur ve bu durum piller tükenene kadar devam eder. Flaş patlamadan hemen önce sağacın depoladığı yük miktarı sıfırdır. Şimdi ben bastıktan sonra aslında sıfırlıyorum. Geçici olarak aslında devrede bir akım sağlıyorum onun sayesinde. Dolayısıyla Hemen önce değil bastıktan hemen sonra diyebiliriz. Gitti. Geldik flash patladıktan sonra sığacın iletken levhaları üzerinde biriken yük miktarları birbirinden farklıdır. Hayır arkadaşlar flash patladıktan hemen sonra zaten yine pilden yararlanarak ne yapacak? Yüklerini koyacak. Yüklerini dolduracak. Burada artı Q varsa burada da eksi Q kadar yük olmasını bekliyoruz ki düzgün elektriksel alanı oluşturabiliriz. Dolayısıyla bu da doğru değil. Sadece İki doğrudur deyip Adana'yı işaretledik. Dikkat hatası yapmadık umarım. Geldik çubuk üzerinde yük dengesinin sağlanması ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Ne var? Bir iletken çubuğum var. L boyunda sayfa düzlemine dik ve içeri doğru yönelmiş bir manyetik alan var. Bu dik alana sabit ve hızıyla hareket ettiriliyor demiş. Tamamdır. Öyleyse şimdi bakın elektronların yönlerinden bahsetmiş. Diyorum ki artı yükü etki eden bir kuvvet vardı ve bu kuvvet doğrultusunda da artı yüklerin hareket etmesini bekliyorum. Dört parmak içeri girdi. Baş parmak ve o zaman avuç içim neyi gösteriyordu? Artı yükleri etki eden kuvveti gösteriyordu. Yani artılar yukarıya toplanacak, eksiler aşağıya toplanacak dediniz. Dolayısıyla geldik. İletken çubuktaki elektronlar iki yönünde hareket eder. Zaten elektronlar iki yönünde hareket ettiği için yukarıdaki fazla potansiyel aşağıda Düşük potansiyel görmüş olduk. Kabul ettim bunu. İletken çubuktaki elektronlara bir yönünde manyetik kuvvet etki eder demiş. Elektronlara etki eden manyetik kuvvet yine dört parmak içeri baş parmak e, hız e, avucumun tersi benim manyetik kuvvetim gösteriyordu değil mi? Avucumun içi artı yük etki eden manyetik kuvveti gösteriyordu. Dolayısıyla gitti. İletkenin P ucunun elektrik potansiyeli R ucundan büyüktür. Çünkü potansiyel skaler bir büyüklüktü. V artı kesinlikle V eksiden büyük olacak. Bunu biliyorum. Dolayısıyla bunu kabul ediyorum. 1 ve 3 doğrudur deyip Ceyhan'ı işaretliyorum. Geldik tekerlek şekildeki konumdan geçerken K, O, L noktaları. K burası, O burası, L burası. Kesinlikle doğrudur demiş. Kaymadan dönerek öteleme hareketi yapıyor. Tamamdır. K noktasının yere göre hızının büyüklüğü O noktasındakinden büyüktür. Hatırlarsanız şu noktayı aslında temas noktasını sıfır kabul edip ne demiştik? V R ile doğru orantılıydı. Yani burası R kadarken bunun hızı çizgisel hızı V ise burası 2 R uzaklığında 2 V. İkinci öncüle bakalım. L noktasının yere göre hızının büyüklüğü O noktasındakinden küçüktür demiş. Şimdi ben bu L noktasının O noktasına mesafesini bilmiyorum. Yani bir açıyı vermiş olması lazım. Atıyorum şurası olsa 90 derece olur. Derim ki R kök 2 kadar. Ama belki de öyle bir açıya denk geldi ki o mesafede R kadar bir uzunluğu verdi. O zaman ikisininki aynı diyebilirim. Kesinlik sorduğu için bunu kabul edemedim şimdilik. Tekerleğin kütle merkezinin hızı K noktasının yere göre hızına eşittir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar ben daha yeni v ile R'ye doğru orantılı diyerek v y, 2 v diye yazabildim. Aslında bunu da şöyle yazıyorum. Benim öteleme hızım ile e, hızımın büyüklüğü ile dönme hızımın büyüklüğü eşit olduğunda çat diye bunu yazabilirim. Eğer ki bu şartlar sağlanırsa buna da evet derim. Fakat ben V eşittir omega r bağıntısını sayısal anlamda gerçek uzunluğu ne, ne kadar saniyede kaç metre ilerliyor? Bunları bilmediğim için oturup da ön dönme ve ötelemeleri birbirine eşittir deyip bunu kabul edemiyorum. Dolayısıyla kesinlik sorduğu için bunu da kabul edemediğimden yalnız birdir diyorum. Dediğim gibi sayısal anlamda bana vermesi lazım. Biz genelde ezberi işte dönmesi V kadar olsun ötelemesi de V olsun K'ya 2V diyelim. Burada işte sadece öteleme var o zaman V diyelim. Buraya V var bir de böyle oldu V kök 2 diyelim diyoruz. Oran anlamında bunu söyleyebiliyoruz fakat direkt sayısal büyüklük anlamında konuşmamız için bize değer gerekiyor. Atlamayın oraya yani. Geldik kütlesem olan bir uydu var. Dünya tarafından re yeri bir yörüngede dönmekte dünya var ve re kadar mesafede bir uydum var. Uydu bu durumdayken dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü F, uydunun çizgisel hızının büyüklüğü V'dir, tamamdır. Bir F ve V söz konusu burada. Buna göre uydunun yörünge yarı çapı artırılarak yine dünya etrafında çembersel bir, yani R'yi artırıyoruz. Bana diyor ki kütle çekim kuvveti ne oldu? Ve hız büyüklüklerim ne oldu? Şimdi ilk önce bakın ezbere gitmiyorum. Diyorum ki dünyanın etrafında bu uydu ne sayede dönebiliyor? Yani bunu sağlayan kuvvet ne? Tek bir kuvvet var üstünde. Nedir o da? Hocam kütle çekim kuvvetidir. Öyleyse kütle çekim kuvvetini yazalım. G, M, M bölü R'nin karesi. Yani M uydu, M dünya. Bu benim kütle çekim kuvvetim ve bu aynı zamanda onun dönmesini sağladığı için merkezci kuvvet. O zaman gelip M, uydunun M'i tabii ki bu sefer çünkü uyduya uydu dönmekte ya etrafımızda. M, V'nin karesi bölü R. O zaman M uydudan bağımsız bir şekilde uydunun hızını G, M bölü tak tak R diye tanımlayabilirsiniz. Şimdi benden istiyor ki ben bu R'yi artırayım değil mi? Uydunun yörünge yarıçapını çapını artırdığımda benim kütle çekim kuvvetimin azaldığını görüyorum arkadaşlar. Kütle çekim kuvvetimin azalması ne demektir? Şimdi bundan bahsedelim. Şimdi şurada sen R'yi artırdığında kütle çekim kuvvetin azaldı. Şuraya geldiğinde ise neyi bekliyorsun? Hocam şimdi benim e, bunun azalması için neyi konuşmam lazım bunu artırmıştınız o zaman şunu çok daha azalmasını bekliyorum veya hiç oraya girmeyeyim hocam şuna bak R arttıysa V'nin azalmasını bekliyorum yani F'im de azalır V de azalır deyip 9'a da B'yi işaretleyebildim. Formülleri kendim çıkarttım bakın. Ezbere gitmedim. Sadece kütle çekim formülünden ve çemberselden eşitleyerek buldum. Yoksa ezbere bana sorun uydunun hızı ne ben bilmem. Sadece hemen kolaylıkla çıkarım yapabilirim. Hangileri doğrudur demiş. ESPRESK kaynaklarıyla al alakalı girişim desenini vermiş. Hemen bakıyorum. X noktası minimum genlikli bir noktadır. Yani düğüm çizgisidir. Hani tepe ve çukur birleşmiştir diyor. Bakalım. X noktasında evet birinden tepe gelmiş. Birinden bakın noktalı gelmiş. Çukur evet o zaman minimum genlikli bir nokta dedik. Y noktası birinci dalga katarı üzerindedir. Şimdi Y'ye bir bakalım. Bunu nasıl bulabiliriz değil mi? Bunu bulmak bence sıkıntısı. Benim için Hangi dalga katır veya hangi e, düğüm çizgisi üzerinde olduğunu söyleyebilmem için bana lazım olan formülüm delta S. Yani bu noktanın benim kaynaklarım olan uzaklıklarının farkı. Öyleyse ilk önce bir birincisinin uzaklığını bir buluyorum. Şu Y'ye bakıyorum tamam mı? Diyorum ki bir dalga boyu, iki dalga boyu, üç dalga boyu. Üç dalga boyu var. Şununkine bakıyorum bir dalga boyu, iki dalga boyu. Onun da iki landası var. Bu benim bu noktaları olan Kaynaklarımın uzaklıkları farkına bir lambda geldi. Bu nedir o zaman? K çarpı lambda diye tanımlayabilirim. Dolayısıyla birinci dalga katörü üzerindedir diyebilirim. Z noktası maksimum genlikte titreşen bir noktadır. Yani katardır. Yani ya çift tepe ya da çift çukuru görmen gerekiyor diyor. Hemen bir silelim. Gerçi Z'ye baktığınızda şu noktada İkisinin de noktalı geldiğini görüyorsun. Yani ikisi de çukur. Dolayısıyla hocam evet. De iki çukur demek maksimum genlikli bir nokta demektir deyim. 1 2 3'ü çat diye işaretliye veriyorsun. Geldik 11'e. Benden neleri istemiş? Basit harmonik hareket yapan bir m kütleli cismi var. S ve P noktalarından geçerken hızlarının büyüklüğü ve SVP ve ivmelerinin büyüklüğü demiş. Burada basit harmonik hareketten o zaman sizlerle neyi konuşalım? Bir e, kuvveti konuşalım. Kuvveti konuşalım ki ivmeyi de konuşabilelim sizlerle. KL noktaları arasında bir basit harmonik hareket söz konusuysa hemen şuraya bir yay olduğunu varsayalım. Ben bu yayı çektim. Dolayısıyla buradaki hızım sıfır. Ve ben denge noktasına gidene kadar ne yapıyorum arkadaşlar? Hızlanıyorum değil mi? Sonra ne yapıyordum? Gidip buradan en uzak noktaya yavaşlıyordum. Yani ben aslında denge noktasına gelene kadar hızlandığım için çok rahat bir şekilde hocam S noktasındaki hızınız P'den büyüktür deyip hemen şunları bir öldürdünüz. İvmeyi konuşalım. Yani beni çeken kuvvet hep merkeze baktığı için F merkezil gibi konuşabilirsin. Şunun yarı çapının mesafesine bak. P'nin yarı çapının mesafesine bak. Hocam size P'de etken kuvvet daha fazla. Eğer ki sizin bu noktada F'iniz büyükse ivmeniz de büyüktür diyebilirsin. Ben genelde şöyle yapıyorum. Diyorum ki burada V sıfırdı. F'in maksimumdu. ivmen maksimumdu. Şu noktaya geldiğimde ise f'im 0, herhangi bir uzama yok, denge noktasındayım. İvmem 0, hızım maksimum. Benden hızı istiyorsun. 0'dan maksimuma geldiğim için hızlandım. P'den S'ye giderken ivmemi istiyorsun. Maksimumdan 0'a geldiği için azaldı dolayısıyla P'de daha büyük bir ivme vardır deyip hemen bu soruyu da hallettim. Gelelim 12'ye. Hangi parçacık türleriyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Yapısında bir kuark ve bir karşıt kuark bulunur. Proton değil çünkü üçü de, üçlü kuark yapısına sahipti. Nötron değil. O zaman mezon olduğunu bulmuş olduk. Yapısında hiç kuark bulunmayan, nötronda kuark var arkadaşlar. Hiç kuark bulunmayan zaten diğer parçacık ailemiz olan leptonlar diyebilirsin. Bundan da bir şıkkı daha eledin aslında. Şöyle yapalım. 2 kaldı. Karşıt parçacığı pozitrondur. Karşıt parçacığı pozitron olan kimdi? Elektrondu bir tık isimlerini bilmeniz gerekiyor da en bilinenleri tanımanız gerekiyor desek yeridir. 13'e gelelim. Klasik fizik bazı olayları açıklamakta yetersiz kalmıştır. Yetersiz kaldığı alanlara hangileri örnek verilebilir? Güneş etrafında dolanmaktayken dünyanın güneşe yaklaştıkça hızının artmasını aslında klasik fizikte bize Newton cevaplamıştı. Bir X ışınının bir atomun elektronuna çarparak saçılması bunu biz Compton'a gördük. Zaten modern fizik başladıktan sonra gördüğümüz bir kısım. Dolayısıyla evet bunları açıklamakta yetersiz kalmıştır. Hatta o zamanlar bu kadar ayrıntılı, çok hızlı e, parçacıkların durumu analiz edilememişti bile. Fotonlarla bombardıman edilen bir atomun uyarılması. Bunları biz modern fizik kısmında gördüğümüz için, evet klasik fizik açıklamakta yetersiz kaldı ki biz bunları modern fizik kısmında öğrendik diye de aklınızda tutabilirsiniz. Lazer ve bir alfa özellikleri özellikleriyle ilgili araştırma yapan öğrencinin ifadelerinden hangileri yanlıştır? Aynı ortamda lazer ışınlarının yayılma hızı alfa taneciklerinkinden büyüktür. Çünkü lazer benim için bir ışık. Alfa ise bir tanecik. Dolayısıyla bunu kabul ediyorum. Lazer ışınları elektrik alandan etkilenmez demiş. Bu bir soru işareti kalsın bakalım. Alfa taneciği yayan bir radyoaktif maddenin nötron sayısı azalır. Ne oluyordu arkadaşlar? Mesela sallıyorum. Ona 2 olsun. Hatta ona 3 olsun. Tamam mı? Bir alfa salayım. Ne olacak? Şurası 6 olacak. Şurası 1 olacak. Değil mi? toplamını koruyabilmem için. Nötron sayısı daha yeni 7 idi. Şimdi 5 oldu. Evet nötron sayısı azalırmış. Hemen yani ezberlemiyorum. Ezberleyemem ki bunu. Hemen bir örnekle kendimi itiraf ediyorum. Lezer ışınları ve alfa taneciği elektriksel olarak nötrdür. Bir kere alfa tanecinin nötr olmadığını biliyorum. Artı 2 olduğunu biliyorum. Zaten yanlışı buldum. Lezer ışınlarının hava ortamında erişebilecekleri maksimum uzaklık alfa tanecinin fazladır. Çünkü çok daha hızlı. Alfa taneciklerinin hızları ışık hızına göre çok çok yavaş. Bir tanecik olduğu için bunu kabul ettim. Lazer ışınları elektrik alandan etkilenmez. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Lazer ışınları zaten bizim için bir doğru boyunca aslında bir uyarılmış atomlar sayesinde oluşturduğumuz ışığını e, uzun soluklarda tek doğrultu boyunca hareket ettirebilmemizden kaynaklanıyor. O yüzden elektrik alanlardan etkilenmez diyebilirim. Cevabı denizi dedim. Denemeyi bitirdim. Merak ediyorum. Acaba kaç yanlışım çıkacak? Buyurun bakalım. <laughs> Bakmaya başlıyorum. Benim kontrol çok başarılı bir öğretmen değilim. 6. bölüm neydi sanırım? 14'e bakıyorum. Denizli. 12'ye bakalım. Bursa. 11 ve 13'ü kaldı. 11 Edirne. 13 Denizli. Hı. 9 10'a bakalım. Bursa Ceyhan. Süper. 7 8 Ceyhan Adana. Harika. Ay hiç gördüm mü? 4 Edirne. 6 Adana. 3'e bakalım. Ceyhan Edirne. Aha yanlış çıktı. Dur. 3 Ceyhan. 4 Edirne. 5 ne 5? Ceyhan. Acaba yanlış mı? Matematik yaptık. Ve son 1 ve 2. Ceyhan Bursa.

Yine full çektim. Umuyorum gerçekten bir gün yanlışımızı bulabileceğiz. Ki gerçekten sizlere yanlış analizi nasıl yapılır bunu gösterebilmek istiyorum. Bence yine bir tık, yani şöyle ÖSYM e gerçekten böyle sorabilir. Çünkü fizik hakikaten sizin beklediğiniz kadar korkulu bir rüya değil. Çok daha basit temel seviyede bir şeyleri cevaplayabilmenizi istiyoruz. Hadi full çekme, çok rahat onun üzerinde netler yapabileceğin deneme şeklinde. Çıkmış sorulara benzer sorular da çözeceğiz. Orada da size göstereceğiz. Aslında zor olmadığını fiziğin. Umarım işinize yaramıştır. Umarım siz de benim gibi full çekmişsinizdir. Diğer denemelerde görüşürüz diyelim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.